Doçent Doktor Derya Akkaynak'a Mavinin Sakladığı Renkler başlıklı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Buyurun hocam. Şimdi deneyelim. Merhabalar. Sunum saatlerinde biraz değişiklik oldu ama hala burada olabilenler, gelebilenler ve Zoom'dan katılanlara merhaba. Bugün size çok renkli bir sunum yapmak istiyorum. Hep denizi, mavi deniz, mavi okyanus diye konuşuyoruz. Hayallerimizde, şarkılarımızda, şiirlerimizde mavi diye bahsediyoruz ama aslında denizin içi hayal edebileceğiniz en renkli çiçek bahçesi kadar renkli. İşte bugün onu anlatacağım ve önemli bir amacım var kendim için. Bu salondan çıkacak herkesin veya YouTube üzerinden dinleyen herkesin alan bana çok yabancıydı ama her şeyi anladım. Veya bugün denizle ilgili bilmediğim yeni bir şey öğrendim diyebilmesini istiyorum. Çünkü iyi bilim yapmak kadar bilim iletişimini de iyi yapmak çok önemli ve bize aldığımız bunca fiziğin, matematiğin, türevin içerisinde bu hiçbir zaman öğretilmiyor. Bunu yapa yapa öğreniyoruz. Ben de hala öğreniyorum. O yüzden içeriğin yanı sıra sunumla da ilgili sorularınızı, geri dönüşlerinizi severek bekliyorum. Bilimsel kısma gelmeden önce Oscar töreni kadar uzatmayacağım ama birkaç kişiye teşekkür etmek istiyorum. İlki bu güzel etkinliğe beni davet eden sevgili Sinan Güven Hoca'ya. Burada olmaktan çok mutluyum. 10 Kasım'ı hep okul bahçesinde soğukta şiir okurken hatırlıyordum. Bu bilimsel şekilde hafızayı değiştirmek çok güzel oldu. İkincisi anneme, çünkü İzmir bana annemin hediyesi. Ben Ankara'da doğdum, büyüdüm ama Giritli mübadillerin kızı olan annem İzmirli. Ben de ne zaman kendimi tanıtsam hep İzmirliyim diye tanıtıyorum. Çünkü burada kendimi evimde hissediyorum. Üçüncüsü de tabii ki büyük Atatürk'e. Çünkü bazı dönemler var biliyorsunuz, Atatürk'ü sevmek moda, bazı dönemler var Atatürk'ü yermek moda oluyor. Ben hiçbir zaman böyle bir modaya katılmadım. Çünkü Cumhuriyet'in dokunduğu, Cumhuriyet'in ideallerinin iyisiyle kötüsüyle içselleştirildiği bir ailede doğan bir kız çocuğu olarak Atatürk'ün benim için yaptıklarının önemini kavradığım andan itibaren saygı, minnet ve hayranlık dışında hiçbir duygu hissedemedim. Onun için burada teşekkür etmek istiyorum. Kısaca kendimi tanıtayım. Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunuyum ODTÜ'den. Bölümümü birincilikle bitirdim. Arkasından MIT'den, Stanford'dan, Caltech'ten ve UCSD'den burslu yüksek lisans teklifi aldım. O zaman ODTÜ'deki hocam bunun en iyisi MIT'de yapılır, sen MIT'ye git dedi. Ben de MIT'ye gittim. Orada aynı konuda yüksek lisans yaptım ama yaparken de yaptıktan sonra da bunun bana pek uygun olmadığını anladım. Çünkü çalıştığım alan uçak motorlarının termodinamik verimi üzerineydi. Yani böyle bir tutku hissedemedim. Arkasından dedim tamam, benim için akademik hayat bitti. Ben biraz çalışayım, para kazanayım falan, gerçek bir işim olsun. Finans sektöründe bilişim danışmanlığı yapmaya başladım. Bayağı da iyi para kazandım. 20'li yaşlarımdayım, seyahat edebiliyorum, uçak milleri kazandım, otel puanları kazandım falan. Güzel bir dönemdi. Fakat iki şey oldu. Birincisi, hatırlayanlar olabilir, 2007-2008 finans sektörü için çok iyi seneler değildi. Bazı sorunlar yaşandı. Ve ona paralel olarak da ben bu yaşadığım ve yaşıma göre kendimce iyi para kazandığımı düşündüğüm dönemde fark ettim ki sabah geliyorum ofisteyim, akşam gece yarısına kadar ofisteyim. Ve o sadece bir hafta, iki hafta deadline'lar için değil, sürekli böyle mevsimlerin değiştiğini kaçırmaya başlamışım. Yani benim doğayla, iklimle, gezegenle, ağaçlarla, toprakla ilişkim kesilmiş ve bunun beni asabi bir insan yaptığını, mutsuz bir insan yaptığını fark ettim. O noktada dedim ki iyi bir eğitim almışım,
maddi olanağım var. Ben neden kendimi huzursuz hissettiğim bir işi yapmaya zorunlu görüyorum ve hangi işi yaparsam mutlu olurum diye düşündüm. Cevabı da basitti aslında. Her günüme denizi katan bir iş. O yüzden o noktada neredeyse 30'lu yaşlarımda tekrar okula dönerek MIT'nin Woodsole Oceanography Enstitüsü ile ortak olan Okyanus Bilimleri programında doktora yaptım. Hayatımın en doğru kararıydı. Hiçbir daha da dönüp arkama bakmadım. Doktora sonrası çalışmalarımı Panama'da, Almanya'da, İsrail'de, ABD'de yaptım. Ve şimdi tekrar İsrail'de Haifa Üniversitesi ve Eilat Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde ortak ikisiyle beraber bir pozisyonda doçent olarak çalışmaktayım. Çok kısa size Eilat'taki laboratuvarımı anlatmak istiyorum. Laboratuvarımın ismi su altında ışık ve hesaplamalı optik. Tabii bunu İngilizce söyleyince daha güzel oluyor. Çünkü kısaltması Color Lab şeklinde oluyor. Yani Computational Optics and Light in the Ocean. Kısası Color. Onun da neden seçtiğimi birazdan anlatacağım. İsrail tabii küçük bir ülke. Haberlerden de takip ediyoruz, sorunlu bir ülke, yaşaması zor bir ülke. Herkes bana soruyor işte hayat nasıl, ne yapıyorsun, ünlü akademi nasıl diye. Onu anlatacağım ama söylemek istediğim bir şey, ben aslında İsrail'de yaşamıyorum. Yani gördüğünüz Eilat şehri İsrail'in en güney sınırında, Ürdün'le Mısır arasında toplam 11 kilometrelik bir sahil şeridi ve burası İsrail'in Antalya'sı gibi düşünün, tamamen turistik. Ve bu şehrin ismi kutsal kitapların hiçbirisinde geçmediği için hiç kimse buraya bomba atmaya teşebbüs etmiyor. O sebeple İsrail coğrafyasında rahat bir yer. Kampüsümüz böyle. Şu sağ arkada gördüğünüz gri binada benim ofisim var. Direkt deniz manzaralı. Son derece teknik dalış ekipmanımız, araştırma gemimiz, küçük teknelerimiz, onun dışında çeşitli laboratuvarlarımız mevcut. Karayoluyla İsrail'in merkezine 4 saat, uçakla 6 saat. İç hatlar servisi sebebiyle. Ben Eilat'ta bu laboratuvarda çalışıyorum ama bağlı olduğum üniversite Haifa Üniversitesi. Haifa Akdeniz'de bir şehir, İzmir'e de biraz benziyor. Üniversitenin ana kampüsü solda gördüğünüz Karmel Dağı üzerinde. Bizim deniz teknolojileri bölümümüzün olduğu bina Hayfa'da deniz kıyısında gemi şeklinde tasarlanmış çirkin bir bina. Ama 6 ay oldu laboratuvarımı açalı. Şu an 7 öğrencim var. Hepsini çok seviyorum. Her gün koşa koşa işe gidiyorum. Yani kendim için yapmak istediğim değişimi gerçekleştirebildim. Peki bu kadar alakasız bir altyapıdan gelip okyanus bilimlerinde ne yapıyorum? Son derece disiplinler arası çalışıyorum. Bir yandan optik, yani ışık, görüntüleme, bir yandan bilgisayar bilimleri, bir yandan da canlıların görüş sistemleri üzerine çalışıyorum. Bunların hepsini birleştiren bir interdisiplineri alanda genellikle görüntüleme teknolojisi yapıyorum. Bugün bunların detaylarına girmeyeceğim. Sadece iki konuda size yaptıklarımı anlatmak istiyorum. Birincisi, denizde renkler neden var? Yani bu benim cevabını bulmak için kariyerimi adadığım soru. Denizin içerisinde renkler neden var? Ve denizdeki renkler bize bilimsel bir veri sağlayabilir mi? Bu bugün size anlatmaya çalışacağım, cevabını beraber arayacağımız birinci soru. İkincisi de, denizdeki renkleri ölçmek neden çok zor bir işlem? Onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi hemen cevabını vereyim ilk sorunun, sizi sonuna kadar bekletmeden. Denizdeki renkler bize bilimsel veri sağlayabilir mi? Evet, kesinlikle. Şimdi buraya 6 tane doğal su kütlelerinde çektiğimiz fotoğrafları koydum. Soldan aşağıya doğru vizibilite azalıyor ve suyun rengi değişik renklere dönüyor. Burada sizin de tahmin edeceğiniz gibi suyun rengini veren şey direkt olarak bize suyun içerisindeki şeyle ilgili bir bilgi veriyor. Yani suyun rengi bize suyun içerisinde ne olduğuna dair bilimsel veriler sağlıyor. Bu yüzyıllardır bilinen, anlaşılmış bir şey. Mesela denizciler, bilim insanları 200 sene önce sefere çıkıp
bir yerden deniz suyunun örneğini alıp onu çeşitli kalibre renkli sıvılarla karşılaştırıp içinde ne olduğunu bilmeye çalışıyorlar. Sonra 2 kilometre, 10 kilometre öteye gidip aynı örneği başka yerden alıp onu da kalibrasyon tahtasına koyup içinde ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Ve bu şekilde çeşitli kalibrasyon yöntemleri ortaya çıkmış. Tabii ama okyanusun büyüklüğünü düşünün. Gemiyle gide gide örnek ala ala suyun renginin ne anlama geldiği bilimsel olarak anlaşılamaz. Yani mümkün değil böyle bir şey. Onun için bilim insanları diyor ki biz bunu yapsak mantıklı bir şekilde uzaydan görüntüleyebilerek yaparız. Çünkü gezegen kocaman, okyanuslar kocaman. Bunun mantıklı bir veri verebilmesi için bizim bütün okyanusu bir anda hep beraber görebilmemiz lazım. Yani uydudan denizin rengini ölçecek bir sistem yaratmamız lazım. Bunu dedikleri 1950'ler, 1960'lar. İlk söyleyen bilim insanlarına herkes gülüyor. Yani diğer bilim insanları gülüyor. Öyle bir şey olması söz konusu değil. Uydumuz zaten yok. Olması kim bilir ne kadar sürer. Hadi bir gün yörüngede uydumuz olursa ona koyacağımız hiçbir enstrümanla denizin suyunun rengine dair hiçbir şey ölçemeyiz. Yani bu çılgın bir fikir. Mümkün değil, olamaz deniyor. Ama bunun olabileceğine inanan bilim insanları bunu yapıyorlar ve burada karşınızda 1989 yılında yayınlanmış ilk defa denizin, dünya genelinde okyanusların renginin ne anlama geldiğini anlayabileceğimiz ilk harita 1989 diye yayınlanıyor. Şimdi bu haritanın yapılması sadece 10 sene sürüyor. Verinin toplanması, analiz edilmesi, haritanın yapılması dahil ama sonuçta yapılıyor. Buradaki renkler ne anlama geliyor? Birincisi bu renkler denizin gerçek renkleri değil. İllüstrasyon amaçlı konmuş renkler. Ama görüyoruz ki büyük bir kısım ekvator bandında mor, pembe, daha sonra maviler var, sarılar var, kırmızılar var. Bu renkler bize deniz suyundaki küçücük bazı canlıların miktarlarını anlatıyor. Bunlara fitoplankton deniyor. Neden diye şu an için önemli değil ama bu canlılar denizin içerisindeki suda yaşayıp fotosentez yapıp o sebeple suyun rengini değiştirebilen canlılar. Dolayısıyla daha az varsa rengin bir şekilde olmasını bekliyoruz. Daha çok varsa rengin başka bir şekilde olmasını bekliyoruz. Ve bunu ilk defa 1989 yılında gördüğünüz gibi yapabileceğimizi kanıtlamış oluyoruz. Tabii ki bugün bunu her gün yapıyoruz. Ve çözünürlükler inanılmaz ve gördüğümüz paternler, şekiller de inanılmaz. Mesela size demiştim biraz önce, 200 sene önce işte bilim insanları, denizciler büyük büyük gemilerden, araştırma gemilerinden örnek alıp daha sonra başka bir istasyona gidip örnek alıp ikisini karşılaştırmaya çalışıyorlar diye. O zamanlarda iki istasyondan alınan örneğin arası lineer ve yumuşak geçiş yaptığı düşünülüp böyle bir çizgi çekiliyordu. Ama bakıyorsunuz ki denizin içerisinde lineer olan hiçbir şey yok. Sürekli hareket var, sürekli enerji var, sürekli türbülans var. Yani bir anlamda bizim dünya genelinde okyanusları uzaydan görüntüleyebilmemiz ve bu renklerden bir anlam çıkartabilmemiz okyanus bilimi dediğimiz alanı baştan aşağı yeniledi. Müthiş, inanılmaz bir yöntem bu. O yüzden tekrar bu soruya dönelim. Denizdeki renkler bize bilimsel veri verebilir mi? Cevap kesinlikle verebilir. Çünkü suyun renginin fitoplankton dediğimiz fotosentez yapan organizmaların miktarıyla alakalı olduğunu biliyoruz. Fotosentez neydi? Onu hemen bir hatırlayalım. Güneş ışığını kullanarak, karbondioksiti kullanarak besin üretme işlemiydi. Yani bu denizin renginden, denizin içerisinde oluşan besini de anlayabiliyoruz. Peki besini anladıysak ne kadar karbondioksit kullanıldığını da anlayabiliyoruz. Yani çok önemli bir bilgi veriyor. Çünkü karbondioksit dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken şey iklim. Yani sırf denizin suyunun rengine bakarak okyanusların gezegenin iklimi için oynadığı rolü anlayabiliyoruz. Yani denizin suyunun rengi çok önemli. Ama benim için değil. Çünkü
denizin suyun içerisinde ne olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Ben denizin içerisindeki diğer her şeyin rengini merak ediyorum. Fakat biz bu renkleri kolayca ölçemiyoruz. Çünkü denizin suyu bütün ölçümlerimizi engelliyor. Yani keşke okyanusta su olmasaydı. O zaman her şeyi rahat rahat ölçüp görebilecektik ne olduğunu. Ama var. Ve de unutmayın, sadece mavi değil, dünya genelindeki doğal su kütleleri çeşitli renklerde olabilir. Yani mavi sadece açık okyanusta olan bir renk aslında. Kıyısal okyanus kıyılarında, denizlerde, limanlarda maviden çok daha farklı renkler var biliyorsunuz. Yani suyun içerisindeki şeylerin rengini saklaması olayı son derece çözülmesi zor bir problem. Şimdi biraz daha ileri gitmeden çok kısa renk nedir? Onu bir bilimsel olarak anlatmaya çalışacağım. Bir tane denklem koydum. Kimse panik olmasın. Başından hepsini anlatacağım bütün terimleri şimdi. Öncelikle aklımızda kalması gereken en önemli şey rengin tamamen göreceli bir kavram olması. Yani sizle ben aynı anda bu sahneye baktığımız zaman gördüğümüz kırmızı ikimiz için aynı değil. Çünkü ikimizin görüş sistemleri, gözleri tamamen farklı. Yani gerçekten renk kişiye özel bir şey. Dolayısıyla bilimsel konularda renk dediğimiz zaman onu çok dikkatli tanımlamamız lazım. Çünkü kesin bir kavram değil. Peki ne renk? Şimdi bir yüzeyin, herhangi bir yüzeyin fiziksel özellikleri, yani ışık bir yüzeye çarptığı zaman hangi dalga boylarını, hangi miktarda yansıtıp yansıtmadığı o yüzeyin fiziksel özelliği. Bununla o sırada etraftaki ışığın etkileşimi. Çünkü renk dediğimiz şey mutlaka etraftaki ışıkla bağlantılı. Düşünün ki siz arabanız beyaz. Bir gece lambasının altına park ediyorsunuz sokakta. Karanlık oluyor ve lamba yanıyor. Lamba sarı. Sizin beyaz olduğunu bildiğiniz arabanız birdenbire sarı görünüyor. Çünkü o ışığın aldığı ışığı direkt olarak sizin gözlerinize yansıtıyor. Şimdi yüzeyin özellikleri dedik, ışık dedik. Bir de kimin baktığı önemli, ona da sensör diyoruz. Bu denklemi basitleştirmek için konuşmanın geri kalan kısmında sensörün hep aynı olduğunu varsayalım. Ve de çok ideal bir sensör olduğunu, her ışığın her dalga boyunu aynı şekilde baktığını varsayalım. Dolayısıyla bizim renk tanımımız sadece yüzey ve ışık arasındaki etkileşim olsun. Yani bu konuşmanın devamında aklınızda hep yüzey ve etraftaki ışık kalsın. Suyun içerisinde, okyanusun içerisindeki renklerden bahsederken de ışık o suyun rengi, yani suyun renginin aldığı dominant suyun aldığı dominant renk bizim denklemimizdeki ışık. Peki biz su altında bir fotoğraf çektiğimiz zaman nasıl oluyor o ışık bizim kameramızın sensörüne kadar ulaşıp bir fotoğraf oluşmasını sağlıyor? Çok kısaca onu anlatmak istiyorum. Buradaki dalgıç bu ahtapotun rengi fotoğrafını çekmek istiyor. Dalgıcın kamerasında bir fotoğraf oluşacak ama o fotoğraf aslında üç ayrı fotoğraftan oluşuyor. İlki güneş ışığının gelip sudan geçip ahtapotun derisine değen ve oradan da hiç sağa sola sapmadan en kısa yoldan sensöre doğru ulaşan ışınlardan olacak. Bunu mavi okla gösterdim. Bu ilk fotoğraf katmanı. İkincisi, hani demiştim ya suda fitoplanktonlar var, başka türlü planktonlar var. Şimdi burada çok abartarak çizdim o sudaki canlıları. Güneş ışığı gelip ahtapotun derisine vuracak ama ondan sonra direkt olarak sensöre değil sağa sola sapacak ve suyun içerisinde asılı olan organizmalara seke seke bir şekilde tesadüfen tekrar kameraya doğru yolunu bulacak. Bu ikinci fotoğraf olacak. Bu ne, nasıl bir şey bu? Ahtapotun fotoğrafının biraz flu olmuş hali. Yani bizim çekmek istediğimiz fotoğrafın kalitesini düşüren bir katman olacak. Ama su altı fotoğraflarının kötü görünmesinin esas sebebi bu değil. Esas sebebi bu şimdi kırmızı okla gösterdiğim, bizim İngilizce'de backscatter dediğimiz Türkçesi olmayan ya da en azından bu kontekste Türkçesi olmayan bir olay nedir? Işık yine geliyor diyelim güneşten, suyun içerisinden geçiyor. Hiç ahtapota ulaşmadan sadece suyun içerisinde asılı duran parçalardan seke seke
kameraya doğru yöneliyor ve sizin fotoğrafınızın üzerine renkli bir sis perdesi olarak yapışıyor. Yani bu kırmızı oklarla gösterdiğim fotoğraf içerisinde ahtapota dair hiçbir bilgi yok. Tamamen suyun içerisindeki parçalardan oluşan sis perdesi var. Fotoğraflarımızın, su altı fotoğraflarımızın genellikle mavi, yeşil, düşük kontrastlı çıkmasının sebebi bu backscatter dediğimiz üçüncü eleman. Bunu şimdi size görsel olarak bir kısa simülasyonla göstermek istiyorum. Daha sonra gerçek bir örnekle de göstereceğim. Şimdi dalgıç bu sefer sahnenin sağ alt tarafında deniz yıldızının üzerindeki renk paletinin fotoğrafını çekecek. Ama şu anda olduğu yerde o kadar uzakta ki bu fotoğrafı çektiği zaman sensörde oluşacak fotoğraf tamamen mavi olacak. Yani tamamen sis perdesi olacak. Renk paletine dair hiçbir bilgi olmayacak çünkü mesafe çok büyük. Arada çok su hacmi var. Çok fazla saçılım olacak. Dolayısıyla renk paletinden çıkan sinyal kameraya ulaşamadan yok olacak. Dalgıç biraz daha yaklaştığı zaman sensörde oluşan fotoğraf renk paletini birazcık andırmaya başlayacak ama hala dalgıçla palet arasında çok çok su hacmi olduğu için resim yine mavi ve sisli olacak. Ne zaman ki dalgıç kendisiyle resmini çekmek istediği sahne arasındaki mesafeyi azaltıp aradaki su hacmini minimuma indirirse o zaman sensörde oluşan fotoğraf çekmek istediği sahnenin fotoğrafı olacak ve o sis perdesi dediğimiz, backscatter dediğimiz faktör neredeyse sıfıra yakın olacak. Burada önemli olan nokta şu, su altında her şey mesafeyle alakalı. Yani siz sahneye veya objeye ne kadar yaklaşırsanız o sahnenin kontrastı, renkleri o kadar gerçeğe yakın olur. Siz ne kadar uzaksanız aradaki su hacmi çok büyük olduğu için kalitesi o kadar düşük olur ve sonradan da düzenlemek o kadar zor olur. Şimdi bunu gerçek fotoğraflarla göstereyim size. Burada bir renk paletini yüzeyden yaklaşık 17 metre derine astım. Taban da yaklaşık 17 metre. Yani tamamen mavi suyun ortasında duruyor. Etrafında hiçbir şey yok. Ve bu renk paletini 8 metreden yaklaşık 30 santimetreye kadar yüzerken yavaş yavaş görüntüledim her mesafede. Mesafeyi nasıl ölçtüğümüzü sonra anlatırım. Gördüğünüz gibi sağdaki en yakın, soldaki en uzak, sola doğru yani mesafe arttıkça artan bir sis perdesi var. Renk paleti daha az görünür, kontrastı daha az düşük. Şimdi biz o sis perdesini hesaplamalı olarak bulup fotoğraftan çıkartabiliyoruz. Bunun fiziği biliniyor. Ben onu yapacağım. Siz aradaki farka birinci ve ikinci fotoğraf arasında bakabilirsiniz. Şimdi ne oldu? İkinci satırda aynı sahne, aynı fotoğraf ama sisi hesapladım ve sisi çıkarttım. Birdenbire bütün fotoğrafların kontrastı aynı oldu. Ve şimdi bunu gördükten sonra tekrar birinci satıra bakarsanız gerçekten sola doğru mesafeyle artan sis perdesinin etkisi çok rahat görülüyor. Şimdi bir şey daha yapacağım çünkü ikinci satırda hala sis perdesini çıkarttık, fotoğraf netleşti. Ama hala renkler orijinal renkler değil. Hala ışığın seyahat ettiği mesafe yüzünden yok olmuş hali, mavi olmuş hali var. Onu da hesaplamalı olarak düzenleyip yerine koyabiliyorum. Burada her kare, her renk, her mesafede şimdi aynı oldu. Yani tersinden burada bir örnek verdim ama suyun resim kalitesine etkisini görebiliyorsunuz. Peki şimdi özetlemek gerekirse bu benim de çalıştığım, başka insanların da çalıştığı alanın ana konusu olan renk düzeltmesi problemi su altı fotoğraflarında nedir? Kısaca elimizde soldaki gibi fotoğraf varsa nerede çekildiğini bilmediğimiz, hangi kamerayla çekildiğini bilmediğimiz, hangi ışık altında, hangi derinlikte çekildiğini, içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz bir fotoğraf varsa, yani hiçbir şey bilmediğimiz bir fotoğraf varsa onun orijinalini, susuz halini elde edebilir miyiz? Bu aslında çok zor bir problem. Belki fotoğrafla ilgili olanlar
pardon, fotoğrafla ilgilenenler şöyle düşünebilir. Beyaz ayar yapsak olmaz mı? Şimdi beyaz ayarı dediğimiz şey su altında çalışmıyor. Nedeni de çok basit aslında. Göstereyim. Buradaki sahnede 6 tane renk paleti var. Kameradan arkadaki dalgıç 6 numaralı bir dalgıç. 6 tane renk paleti var. Hepsindeki beyazı çıkaralım, yan yana koyalım. Su altında beyaz her mesafede başka bir renge dönüştüğü için tek bir beyaz tanımıyla renk düzeltmesi yapamıyoruz. Yani her şey mesafeye bağlı. Dolayısıyla beyaz ayar su altında söz konusu değil. Peki neden biz hala bunu düzenlemeyi, beyaz ayarı olmasa bile mesafeye bağlı düzenlemeyi yapabilen bir herkesin kamerasında olan, herkesin cep telefonunda olan bir uygulama geliştiremedik? Neden hala bu çözülmüş bir problem değil? Bunu cevaplayabilmek için sizi 200 sene geriye götürmem lazım. Çünkü ilk fotoğraf 200 sene önce çekildi. Ondan sonra yaklaşık 30 sene sonra ilk su altı fotoğrafı çekildi. Ve 1910'ların başında güneş ışığının suyun derinliklerine ne kadar inebildiğinin ölçümü yapıldı ki bu hala bugün bile çok zor bir ölçüm yapılması. Yani 1910'da yapılmış olması gerçekten çok etkileyici. Arkasından Birinci Dünya Savaşı oldu ve savaşlar hep değişik teknolojilerin çok hızlı geliştiği dönemler. Sonra savaştan sonra bunlar tabii halka açılan bilimsel ve teknolojik gelişmeler oluyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra atmosferdeki vizibilitenin fiziğini çok iyi anlamış durumdaydık. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da su altındaki vizibilitenin fiziğini çok iyi anlamış duruma geldik. Bu arada 1961 ilk su altı kamerası Calypso, belki görmüş olanlarınız vardır, ortaya çıktı. 1963'te Siebert Dantley'nin denizdeki ışık diye bugün hala temel bir kaynak olarak kullandığımız ve su altında ışığın ilerlemesi ve ışığa olan değişimleri anlatan makalesi çıktı. Arkasından 1975 ilk dijital kamera. Bilmiyorum arkadan görebiliyor musunuz ama sağ tarafında bir kaset var. Data oraya yazılıyor. 1975 ile 1980 arası tabii bilgisayarların gelişmesiyle su altı sahnelerini bilgisayarlarda simüle edebilmeye başladık. Ama ne olduysa 1999'da oldu. 1999'da son derece bilgisayarla görme alanında son derece ünlü olan, yani bugün ünlü olan Srinayar ve Srinivas Narasimhan isimli iki bilim insanı kötü havada bilgisayarla görme diye bir makale yayınladılar ve bu makalede atmosferde görüntü oluşması modelinin matematiğini yayınladılar. Bu noktada 1999'dan 2018'e kadar, yani yaklaşık 20 yıl bilim dünyası atmosfer için türetilmiş bir denklemi su altı fotoğraflarında kullandı. Hiçbir kimse de durup düşünmemiş ki acaba atmosferdeki ışığın ilerlemesiyle suda ışığın ilerlemesi aynı şekilde mi oluyor diye. Bir çok kısa bunu biz düşünelim. Sol tarafta siste çekilmiş balkabağı tarlası fotoğrafı var. Sağ tarafta benim arkadaşım Ali su altında bir ölçüm yapmaya çalışıyor. Şimdi atmosferdeki ışığın uğradığı değişimle suda ışığın uğradığı değişimin aynı olmadığını anlamak için sadece bu ikisini yan yana koymak yeterli. Çünkü sol tarafta tamam sis var, vizibilite azalmış ama onlarca metre görüş var. Sağ tarafta arkadaşım benden bir metre mesafede ve iple birbirimize bağlıyız, kaybetmeyelim birbirimizi diye. Yani sisin kalınlığının farkı çok büyük. Ve sol tarafta sis var ama hala beyaz. Yani turuncu balkabağı rengini görebiliyoruz. Ama suyun içerisinde her zaman bir mavi veya yeşil veya sarı bir renk değişimi oluyor. Yani dalga boyuna bağlı bir değişim oluyor. Bunlar iki temel fark. Ama kimse buna 20 sene boyunca dikkat etmemiş. 2018'e kadar. 2018'de bu benim Tali hocamla yapmaya çalıştığımız bir projede yapmak istediğimiz şeyi yapamadığımızda dönüp dolaşıp bu denkleme tekrar bakmamızla bizim alanda kullanılan görüntü oluşması denkleminin atmosfer için
yazılmış olduğunu gördük ve biz bunun suya özgün bir versiyonunu sıfırdan türettik. Yani ilk defa 2018'de suyun içerisinde ışığın ilerlemesini anlatan bir denklem yayınlandı. Ve bu denklem aslında çok karmaşık, atmosfer modelinden çok daha karmaşık. Ve neden bugüne kadar yazılmış algoritmaların hiçbirisinin, yani renk düzeltme programlarının hiçbirisinin bugüne kadar doğru düzgün çalışmadığını çok net açıklıyor. Çünkü atmosfer için bir fotoğrafı düzeltmek için tek bir parametre hesaplamanız gerekli. Su altında bir fotoğrafı düzeltmek için 28 tane parametre hesaplamanız gerekli. Yani epey fark var arada. Bu çok büyük ihtimalle benim kariyerimin boyunca yapacağım en büyük bilimsel katkı. O yüzden son derece gurur duyduğum bir makale, ama daha ilginç olan bir kısmı benim için 20 senedir çözülememiş bir problemi Orta Doğu'da doğmuş, büyümüş, eğitim almış ve denizi çok sevdiği için sonuçta kariyerini denize yöneltmiş iki kadın mühendisin çözmüş olması bence denklemin kendisinden daha da ilginç. Şimdi denklemimiz var, çok güzel, ama denklem bir işe yaramıyor. Tabii ne yapacağız denklemi? Pratik bir şeye dönüştürmemiz lazım. Ertesi senede bu denklemi kullanarak herhangi bir su altı fotoğrafında her pikselde bu denklemi uygulamayı sağlayan bir optimizasyon yaparak bir yöntem geliştirdik. Yani bir metot geliştirdik. Bu metodu da see-through algoritması adını verdik. Yeni geliştirdiğimiz denklemi kullanan ilk ve hala tek yöntem ve tamamen fizik temelli. Yani bazen bana işte ben de yapay zeka çalışmak istiyorum falan diye gelen öğrenciler oluyor. Ya hiçbir yapay zeka yok bunun içerisinde. Her şey tamamen fiziksel bir denkleme bağlı. Birkaç tane şimdi size sonucunu göstereyim. Bu mesela Florida'nın güneyinde tipik bir sahne. Su altında çektiğiniz fotoğraflar hep böyle mavi, hep yeşil, hep düşük kontrastlı oluyor. Bunu algoritmadan geçirip suyun optik özelliklerini hesaplayıp suyu çıkarttığımız zaman sahne aslında rengarenk. Başka bir en sevdiğim örneği vereyim. Burası Pasifik Okyanusu, Papua Yeni Gine. Suyu çıkarttığımız zaman denizin içerisi kırmızıyla dolu ve çok söylenen, çok konuşulan bir şeydir. İşte denizde kırmızı yok. Denizde kırmızı olmadığını sanmamızın sebebi deniz suyunun çoğunlukla mavi olması ve suyun içerisinde kırmızı dalga boylarında enerji olmaması. Yoksa suyun içerisinde tabii ki her türlü renk var. Burası benim çalıştığım Eilat şehrindeki resiften bir kare. Ve suyun içerisi rengarenk. Tabii bunu şimdi ölçebildiğimiz için bu renklerin ne anlama geldiğini de sorgulamaya başlayacağız. Daha önce soramadığımız bir soruydu. Burası Kaliforniya'da bir açık hava yüzme havuzu. Daha önce de dediğim gibi suyun özelliklerine dair hiçbir şey bilmek gerekmediği için tatlı suda da rahatça uygulayabiliyoruz bu yöntemi. Ve tabii ki su içerisinde görüntü oluşması atmosferden kat be kat zor olduğu için atmosfer içinde aynı denklemi kullanabiliyoruz. Bu fotoğraf geçen sene veya iki sene önce Kaliforniya'daki yangınlarda çekilmişti. Kısaca şimdi renkleri ölçebileceğimiz, kamerayla sahne arasındaki suyu çıkartabileceğimiz bir yöntemimiz, bir teknolojimiz var. Ama ne zaman bunu kameramıza koyabileceğiz? Yani ne yapacağız bununla? Ne zaman bilim insanları, fotoğrafçılar kullanabilecek? En sık sorulan soru bu. Cevap da şu, bir teknoloji dar boğazı var bunun her kameranın içine girebilmesine geleceğimiz noktaya kadar. O da nedir? Hani demiştim ya, su altında her şey mesafeye bağlı. Ne kadar yakınsanız fotoğraflar o kadar iyi, ne kadar uzaksanız o kadar kötü diye. Bu renk düzeltmesini hakkıyla yapabilmek için fotoğraftaki her piksele denk gelen mesafeyi bilmek gerekiyor. Su altı ortamında o mesafeyi gerçek zamanlı olarak ölçecek edevatımız ve boyu da çok büyük olmayan, yani bir fotoğraf makinesi boyutunda olabilecek aletimiz, edevatımız henüz yok. O olana kadar, ki çok uzak değil o, yani 10 seneye kadar mutlaka LiDAR gibi veya çok küçük stereo sistemler gibi mutlaka bir çözüm bulunacak.
Bu olana kadar kameralarımızda gerçek zamanlı olarak kullanamayacağız. Ama bu demek değil ki başka sorular soramayalım. Benim de sorduğum gibi bu renkleri madem artık görebiliyoruz, görüntüleyebiliyoruz. Burada size üç ayrı denizin tabanındaki renkli bahçeyi karşılaştırdım. Bu renkler burada neden var? Bunu araştırmak isteyen, bunu merak eden olursa mutlaka benimle konuşun arkadan. Çünkü benim laboratuvarımın üzerinde çalışacağı ana soru bu. Şöyle de ilginç bir soru. Karada, yani bitkilerdeki renkler genellikle çiçeklerde. Onun da amacı ne? İşte polinasyon için gelsin hayvanlar yesin, çekirdekleri uzağa götürsün diye reklam amaçlı. Ama deniz içerisinde renkler hayvanlarda. Yani tamamen farklı bir mekanizma, tamamen farklı bir amaç ve ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Ama bulacağız. Mesela bir 50 sene sonra tekrar bugün yaptığımız zaman açık ben bunun kitabını yazmış olacağım. O zaman tekrar anlayabileceğiz. Aynen. Sunumum bu kadar. Tekrar teşekkür ederim. Zaman ne kadar açtım bilmiyorum ama sorular bütün gün buradayım. Sonra da soru alabilirim. Çok teşekkürler. Zamanla iş başlamanız hiç önemli değil. İnanın ben zamana bakamadım bile. Ekrandan gözümü alamadığım için. Bu güzel konuşmanız için çok çok teşekkürler. Ayrıca cidden çok çok değerli bir katkınız olmuş bilime. Sayenizde mavinin sakladığı renklere şahitlik etmiş olduk. Hocamıza alabiliriz soruları. Harika bir sunumdu görsel olarak da. Çocukluğumdan beri denize aşık biriyim ve kendim de profesyonel dalış yapan biriyim. Dediğiniz problemle ben de çok sefer karşılaşıyorum. Hani ne kadar yakına girerseniz girin, görüntüler hiçbir zaman istediğiniz netlikte ya da canlılıkta olmuyor. Şöyle bir şey anlattığınızda ama hani hepimiz birçoğumuz sualtı belgeselleri izliyoruz. Hatta birçok kişi aşıktır sualtı belgesellerine. Orada yakalanan görüntülerde aslında renklerin birçoğunu görebiliyoruz ya da netlik sağlayabiliyoruz. Onlar da mı böyle algoritmalar kullanıyor yoksa ellerindeki kameraların özelliğiyle mi alakalı? Biz de yeni nesilde işte prokemlerle vesaire çekimler yapıyoruz. Bunlar balık gözü özelliğine sahip, kameralara sahip. Biraz daha hani renkleri artık daha rahat yakalayabiliyoruz. Hani bu teknolojiye neden minimalize etme konusunda bu kadar uzağız? Öncelikle onu sormak istiyorum. İkincisi uzaydan hani renkleri algılayabildiğimizi söyledik ama suyun içerisinde mesafeler çok kısa olduğunda netliği sağlayabiliyoruz. Bulanıklık ve sis perdesi bizi engelliyor. Uzaydaki bu çekimlerde bu çok kısa mesafedeki değişimleri algılayabiliyor mu mesela uydu sistemi? Şimdi iki saatimiz daha var mı? Detaylı cevap vereceğim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel iki soru. Önce ilkine cevap vereyim. Çünkü ilk sorunun içerisinde çok önemli iki nokta var. Şimdi bu belgesellerde, televizyonlarda gördüğümüz profesyonel çekimler de mi böyle algoritmalar kullanıyor? Hayır. Çoğunlukla yapay ışık kullanıyorlar. Şimdi benim size anlattığım her şey aslında doğal ışık altında. Onu söylemedim. Haklısınız. Baştan söylemem lazım da iyi bir not oldu. Doğal ışığın, güneş ışığının modelini, fiziksel modelini, spektral modelini çok iyi bildiğimiz ve modelleyebildiğimiz için bütün denklemlerimizi güneş ışığı için yapıyoruz. Şimdi yapay ışık olduğunu düşünün. Yoğunluğu, kameraya göre geometrisi, ondan sonra güç kaynağının için güç kaynağına göre dalış sırasında değişen özellikleri falan inanılmaz yeni parametreler ekliyor ve herkesin sistemi için bilmek mümkün değil. Dolayısıyla kısa cevap profesyonel çekim yapanlar mutlaka beyaz ışık götürüyorlar. Yani benim algoritmayla geri koymaya çalıştığım rengi onlar ışık kaynağıyla koyuyorlar. Bu bir. İkincisi video çekimlerinde işte saniyede 90 kare, 60 kare gibi inanılmaz hızlarla çekim yapmak gerektiği için video algoritmaları hemen kareleri kompres ediyor. Ama kompres etmeden önce de kendi içerisinde işte beyaz ayarıydı, kontrastı, çeşitli değiştirme, düzenleme algoritmaları uyguluyor. Ondan sonra kompres ediyor. O algoritmalar çoğunlukla kapalı olduğu için ve ne yaptığı bilinmediği için biz onları geri döndüremiyoruz. Ve bizim fiziksel olarak aradığımız çeşitli özellikleri lineerlik özelliğini o algoritmalar yok ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, videoda çekilmiş bir sahneye
bu algoritmayı uygulayamayız. Çünkü bizim fiziksel varsayımlarımızı yerine getirmiyor. Çünkü kamera kendi aklına göre değişiklikler yapıyor. Dolayısıyla onların taktiği çok iyi kalite sensör kullanıp çok iyi ışıklar kullanmak. İkinci soruda uzaydan çektiğimiz görüntüleri içinde böyle düzeltmeler mümkün mü? Bu mümkün, yapılıyor zaten, sırf bunu yapan bir Ocean Color diye bir bilimsel alan var. Ama suyun rengine bakıyor, suyun içerisinde ne olduğu uzaydan maalesef o kadar iyi görüntülenemiyor. Hani belki yosunsa sığ suda uzaydan görülebiliyor ama mercan resifi ise biraz derinse veya su biraz bulanıksa onun ne olduğunun rengini uzaydan görmek çok zor. Ben teşekkür ederim. Başka sorumuz var mı hocamıza? Buyurun Doğan Bey. Rica ederim. Bu dediniz ki profesyoneller beyaz ışığı veriyor ve o sayede sizin yaptığınız filtrelemeyi yapıyor diyelim. Siz bu asıl renkleri görmek istiyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz ve hakikaten oranın renklerini yakalıyorsunuz. Öteki taraftan da UV yansıttığınız zaman oradan da gelen renkler oluyor. Bunlar daha çok refleksiyon değil, o canlıların emisyon renkleri. Bunların arasında korelasyon bakıyor musunuz? Ne okuyabiliyorsunuz orada bu iki değişik yaklaşımda? Şimdi çok güzel bir soru sordu Doğan Bey. Dedi ki eğer siz bir canlıya deniz içerisinde ultraviyole ışık verirseniz başka bir dalga boyunda o canlı emisyon yapabiliyor. Emisyon yapmak ne demek? Yani siz mavi ışık, UV ışık yansıtıyorsunuz. Kırmızı olarak birdenbire parlıyor. Yani floresan dediğimiz olay oluyor. Hocam ben onu çalışmıyorum. Mercanlarda onu çalışan, balıklarda floresan çalışan çok bilim insanı var. Ama bizim çalıştığımız derinlikte UV zaten kalmamış gibi azalmış oluyor. Yani 2 metreden sonra falan ultraviyole çok penetre edemiyor deniz suyuna. Dolayısıyla biz böyle 400 ile 700 nanometre arası, yani insan gözünün gördüğü alanda çalışıyoruz maalesef. UV'nin, pardon, floresan sinyallerin çeşitli anlamı var. İşte kamuflaj olsun, çiftleşme için başka hayvanlara sinyal vermek olsun ama ben onları çalışmıyorum. Çok teşekkür ederim. Başka sorumuz var mı acaba Derya hocamıza? Öyleyse hocamıza teşekkür etmeden önce, ya da hocamıza önce teşekkür edelim sonra kapatayım.